Evet Bismillahirrahmanirrahim talak suresi var evleniyoruz ee, bütün dinlerde evlenmek Allah'ın bir yasasıdır. Cenab-ı Hak bu insanın fıtratına bu yasayı koymuş hatta geçim endişesinden dolayı evliliği de ertelemeyin Allah o fakir olan gençler evlendirin fakir iseler Allah onları zenginleştirir diyor. Boşanmak bazı dinlerde boşandığınız zaman bir daha evlenemiyorsunuz. Bazı dinlerde boşanmak caiz değil. Asla boşanamazsın. Ama İslam dini denge dinidir. Dünya ve ahiret dinidir. Dolayısıyla tam böyle vasat olan, orta olan yolu bize göstermiş Rabbimiz. Önemli bir konu olduğu için o kadar ince konulara değinmiş ki, o kadar detaya girmiş ki ayeti kerimelerde. Yani biz burada okumaktan anlatmaktan biraz sıkılıyoruz hayal ediyoruz güya ama Cenab-ı Hak bu konu çok önemli olduğu için orada bütün detayları anlatmış nasıl boşanacaksın boşama nasıl olmalı Safaları bunun aşama aşama nasıl boşanmalı bütün bunları Kur'an-ı Kerim'de özellikle mustakil bir sure var talak suresi var talak boşama demek boşanma suresi boşanma suresi var Kur'an'da sure var Şimdi o Talak suresinde efendim Talak da bize ne anlatılıyor? Bakara suresinde 225'ten 226'dan 237'ye kadar ayetlerde neler anlatılıyor? Helal olan boşama nedir? Haram olan boşama nedir? Bunlara gireceğim ama ondan önce şu maddelerimiz var arkadaşlar. Evliliği yıkan maddeler var. Evliliği yıkan şeyler. Biz maalesef evimizi koruyalım derken yuvayı yıkıyoruz. Önü esas olan yuvayı yıkmamaktır. Allahu Teala'nın boşamaya müsaade etmesini biliyoruz ama sevmediği bir helaldir. Yuvayı neler yıkıyor bakın. Bir, yıkıcı eleştiride bulunmak. Sürekli tepesine tepesine biniyorsun. Şiddet yok, vurmuyorsun, dövmüyorsun ama küçük düşürüyorsun. Her seferinde yıkıcı eleştirde bulunuyorsun. Senden adam olmaz, senden kadın olmaz, seninle bu iş yürümez. Sen şu işi beceremiyorsun, sen şu işten anlamıyorsun, senin kafan çalışmaz. Sen zaten her zaman böylesin. Ne zaman gelsen böyle yaparsın, nereye gitsek böyle beni perişan edersin. Sürekli bunları söyleye söyleye dinamiti dinamiti evimizin altına koyuyoruz. Genellemede bulunmak bir sefer yapmış sen her zaman diyorsun. Bir kişiyle yanlış yapmış sen herkese diyorsun. Ya bir sefer olmuş. Özel bir durum. istisnai bir durum. Sen bunu genelliyorsun. Ya da bir kişi yapıyor sen herkesi suçluyorsun. Bu da yuvayı yıkıyor. Aklını okumak. Sen zaten bunu kastettin. Havada bulut var dedi. Sen dedin ki sen bana ördeksin dedi. Nasıl ördek olacağım? E bulut yağmur yağdıracak. Yağan yağmurlardan göletler oluşacak. Oraya gelecek ördekler yüzecek. Sen bulut var dedim beni ördek yaptı. Ya böyle kafa okunur mu? Zihin okunur mu? Kastetmediği şeyle itham etmek de kötü bir şey. Kalbini yardın baktın mı? Ne düşündün ne biliyorsun? Belki sana iyilikle getirdi. Bardağı getirdi koydu. Su getirdi sana. Suyu getirdi. Su, suyu getirdi içersin diye. Bak istemedin bile. Getirdi koydu. Biraz ses çıktı. Niye vurdun masaya? Sen zaten bana tehdit ediyorsun. Kötü söz söylüyorsun. Arkamda neler çeviriyorsun. Bak bardağı da böyle vurdun. Bak kapıyı nasıl çarptın gittin. Ne oldu? Aklını okuyorsun. Bırak ya olabilir. Elinden kaymış olabilir. Ses fazla düşmüş ol, çıkmış olabilir. İki işi, işi yokuşa sürmek. O bir şey yapmak istiyorsan olmaz diyorsun. O bir şey barışmak istiyorsan olmaz diyorsun. O doğru olanı kendine göre söylüyor. Sen de doğru olanı kendine göre söyle, ortada buluşun kardeşim. Sürekli geçmişi getirmek, daha önce böyleydin, şunları yaptın, eski defterlerini açayım mı şimdi? Bana söyletme, saymaya başlamayayım vesaire. Hep kendini haklı görmek, bir de karşı tarafa hak ver. Özür dile. Peki ya burada ben hatalıyım. Senin hatan yok. Sen haklısın. Dediğin zaman kavga olmaz. Sorumluluk almamak. Evlenmiş adam çalışmıyor. Evlenmiş evine harçlık getirmiyor. Evlenmiş çocuklarıyla ilgilenmiyor. Evlenmiş çocuğuna bakmıyor. Şimdi böyle benim gibi bir ilim sahibi adam varmış. Devamlı kitap karıştırıyor, geliyor masada okuyor, çiziyor, yazıyor. Koca lügatlar karıştırıyor. Her akşam da diyor ki hanım getir şu Van Kulu. Van Kulu diye bir lügat varmış. Fransızcadan tercüme etmek için ona bakmak lazım. Fransızca lügat, sözlük. Van Kulu'nu getir. Kocaman böyle bir kitap. Karıştırıyor, karıştırıyor, karıştırıyor. Ne ailesine bakıyor, ne evine bakıyor. Her gece hanım getir şu Van Kulu'nu. Adam, kadın da buraya gelmiş artık demiş ki herif herif yeter ya her gece Van kulu Van kulu biraz da ben kuluna baksana ya demiş. ben kulunu görmüyor Evet, mantık bunu gerektiriyor. Akıl bunu gerektiriyor. Böyle yapman gerekir. Mantıksal çözüm arıyor. Ya bazen de insan mantığı çalıştırmaz, duygusal hareket edebilir. Üzüntüsü vardır, derdi vardır. İşi olmamıştır, ters gitmiştir. Eve yorgun argın gelmiş, kafası karışık gelmiştir. Sen de ondan fazla şey bekleme. Evdekinden fazla şey bekleme. Sözünü kesmek Sürekli sözünü yüksek söylemek eski alimler ulema sözünü bırakın evde eşine insanlarla konuşurken de sesini fazla yükseltmezmiş. Hikmet sahibi, arif olan insanları siz dinlerken dikkat edin. Siz onu dinlemek için böyle kulak kesilmek zorunda kalırsınız. İyice kulağınızı vereceksiniz. Ne diyor acaba? Ne diyor? Çünkü bağırarak konuşmaz o. Ses yükseltmeyi Kur'an-ı Kerim merkeplerin sesine benzetiyor. Sesini fazla yükseltme. İnne enkera ve savtul hamir seslerin en çirkini eşek sesidir diyor. Çünkü eşeğin sesi çok fazla çıkıyor. Ama beyefendinin sesi çok fazla çıkmaz. Hanımefendinin sesi çok fazla çıkmaz. Sesini kıs kardeşim. Sesini kısmak bir edeptir. Ne kadar bağırırsan var çıkıyor. Olmaz öyle konuşamazsın daha aşağıdan, daha alt perdeden konuşacaksın ki karşı tarafı incitmesin. Kendini terapist yerine koymak, onu tedavi etmek için uğraşıyorsun, kendin hiç kendinle uğraşmıyorsun. Sende hastalık var, senin psikolojin bozuk, sen zaten böylesin. Senin tedavi olman gerekir. Bir de kendine dön bak bakayım, belki sen aynada kendini görüyorsun. Bunlar yuvayı yıkıyor. Yuvayı yıkıyor. Bu yuvayı yıkayan hususlardan kaçınmak lazım. Tabii esas İşin temelinde ne var biliyor musunuz? Helalinden beslenmezsen o haramlar bir gün geliyor bomba gibi patlıyor. Evini yıkıyor. Faizle geçiniyorsun. Senin yuvan yıkılır. Yüzde doksan yuvan yıkılır. Bugün güzeldir her şey güle oynaya geçer. Ama yarınına bakacaksın. Çocuğundan ummadığın şeyleri göreceksin. Eşinden ummadığın şeyleri göreceksin. Haram yiyorsun çünkü. Haramdan kaçınacaksın kıymetli kardeşim. Evet talak, boşanma Allah'ın helal kıldığı bir şey. Suresini indirmiş. Merhale merhale anlatıyor. Eşler elbette yuva da sükun bulsun diye evlenirler. Birbirlerine duygu olarak da fiziki olarak da kadının kocasına kocanın kadın, hanımına ihtiyacı var. Bu ihtiyaca müteallik bu çocuklar da yuvanın meyvesidir. Sıcak bir yuva. Onun huzuru hiçbir yerde bulunmaz. Sıcak yuvayı devam ettirmek lazım. Ama gün geldi ki çekilemez hale geldi. Kocası hanımını çekemiyor. Hanım kocasını artık efendim taşıyamıyor, tahammül edemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.